Beni görmeyi çok merak etmişsiniz ama e, ben kendimi gösterme taraftar değildim. E, çünkü biliyorum ki gördüğünüz zaman imkansız diyeceksiniz. Yani sizi çok iyi anlıyorum çünkü benim de buna ikna olmam yani birkaç seneyi buldu. E, yüzümü merak ediyorsunuz anlıyorum. Yani anlatılan Mehdi'yi anlatan ayetlerdeki insan mı diye yüzünün benli olması yüzünde inciyi anımsatan e, bir işaret diyordu sanırım Gamze'si <laughs> işte bilmiyorum bizi güzel diyorlar takdir Allah'ın siz bilirsiniz e, onun dışında biraz heybetli biraz kiloluyum. olayım <laughs> onun dışında başka bir şey yok galiba ufak tefek bir şeyler daha vardı burnu falan hafif bir çıkıntı olacak falan gibi bir şeyler söylüyorlardı. Ben bütün özelliklerini baktım tek tek kontrol ettim. Ee, ederken de yani bayağı bir zorlandım çünkü kolay bir şey değil bu düşünsenize onca insanı karşınıza alacaksınız yani bunu yapmak biraz deli cesareti öyle söyleyeyim çünkü biliyorsunuz ki daha önce insanların başına neler neler geldi ama Peygamberler çok çekti insanlardan biliyorsunuz. Haşa ben Peygamber olduğumu da iddia etmiyorum zaten. Sadece Allah tarafından bazı bilgilere ulaşmış bir insanım. Yani sizlerden hiçbir farkım yok. Günahsız bir meleğim diyemem. Sizler gibi benim de günahlarım var. Tabii ki telafi edilmeyecek anlamına gelmiyor Allah'ın affetmeyeceği günahlardan bir tanesi. Ona şirk koşmak ve büyü biliyorsunuz ki Allah çok şükür öyle bir günaha bulaşmadım. Ee, yani Allah'ın tövbe kapısı her zaman açık biliyorsunuz. Yani ben e, bu konuda hani size öğüt verirken kendimi de e, dahil ediyorum. Tabii ki benim de tövbeye ihtiyacım var. Benim de hatalarım var. Ben de sizler gibi bir insanım sadece uçamıyorum. Yani başka bir özelliğim yok. Normal sıradan bir insanım. Ee, nereden nasıl başlayacağımı bilemedim. İki yıl boyunca bayağı bir bir buhran geçirdim. Ee, nasıl anlatayım bilmiyorum çünkü.